Gece idrar kaçırma çocuklarda çok sık gördüğümüz bir sağlık problemidir. Bu bir hastalık belirtisi olabildiği gibi çocuğun gelişiminde psikososyal pek çok problemi de ortaya çıkarmaktadır. Normalde 5 yaşını bitirmiş bir çocukta gece alt ıslatma, idrar kaçırma beklemediğimiz bir durumdur. Eğer çocuğunuz 5 yaşını bitirmesine rağmen gece altını kaçırıyor ise, idrar kaçırıyor ise mutlaka bir hekim ile görüşmeniz gerekmektedir. Özellikle bu çocuklarda gündüz şikayetleri de eşlik ediyor ise, gündüz idrar kaçırma, kabızlık, tuvalete yetişememe, tuvalete yetişemeden iç çamaşırını ıslatma gibi problemler eşlik ediyor ise bunu hekimle konuşmak ve tedavinin de bu yönde yönlenmesi önemli faktörlerden birisidir. Bu durumu çocuklar bilerek yapmazlar. O nedenle cezalandırmamak gerekir ve çocuğu her zaman destekleyici olmak ve motive edici olmak aslında tedavideki başarının ana anahtarlarından birisidir. Genellikle alt ıslatmayı biz genetik olarak görmekteyiz. Ailedeki kişilerde, anne babalarda özellikle çocukluk döneminde gece altını ıslatma olabilmektedir. Ancak bu problem genetiktir deyip geçiştirmemek gerekir. Bir hastalığın belirtisi olabileceğini unutmamak gerekir. O nedenle hekime başvurmak önemli noktalardan birisidir. Bu çocuklarda özellikle uyku saatinin düzenlenmesi, geç saatlere kadar yatmamasını öneriyoruz. Akşam 7'den sonra sıvı alımının kısıtlanması, tuzlu gıdalardan uzak kalınması, çay kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak kalınması önemlidir. Uyumadan önce idrarını yapmasını sağlamak ve uyuduktan 1 saat sonra kaldırarak idrara götürmek tedavide ilk yaklaşım olan davranış tedavisinin temel prensiplerini oluşturmaktadır. Eğer bir çocukta uzun süreli devam eden sosyal sıkıntılar yaratan bir durum ise ilaç tedavisi de mümkündür. O nedenle idrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir durum olduğunu unutmamak gerekir. Hekim ve ailenin işbirliği de tedavi başarısında önemli noktalardan birisidir.